Aşağıdaki cümlelerin hangisine geçen deyim cümleye imkansızlık, çaresizlik, boşuna uğraşma anlamı katmamıştır? A. Yer yerinden oynasa deyimimiz geldi. Kararından dönmeyecek biriydi o. Yani imkansızlık, boşuna uğraşıyorsunuz. Yer yerinden oynasa kararından vazgeçmeyecek. B. Hiçbir yerden umut yoktu. Yer demir gök bakırdı. Burada çaresizlik var. Tüm yardım yolları kapalı demek. Yer demir gök bakır deyimimiz. C. Adam yola gelecek gibi değil. Nuh diyor, peygamber demiyor. Yani imkansız, boşuna uğraşmayın. Nuh diyor, peygamber demiyor deyimimiz. D. Yeni aldığı arabasını anlata anlata bitiremiyor. Yere göğe sığdıramıyordu. Yere göğe sığdıramamak çok önem vermek demek. Yani burada çaresizlik, imkansızlık, boşuna uğraşma anlamı yok. Cevabımız bu. E, söylüyorum ama anlamıyorsunuz. Sizin bu yaptığınız akıntıya kürek çekmek. Akıntıya kürek çekmek, boşuna uğraşmak. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bazı şeyler zamana karşı direniyor, eskimiyor ısrarla. Şimdi burada virgül konmuş çünkü burası bir sıralı cümle. Bakın, bir cümlemiz burası, yüklemimiz direniyor, ısrarla eskimiyor, yüklemimiz burası. Sıralı cümlelerin arasına virgül konur. Doğru, cümle bittiği için de nokta konmuş. Bu ikisi de doğru. Örneğin eski televizyon dizileri. Cümle anlamca tamamlanmamış, eksik kalmış. O yüzden buraya 3 nokta. Burada da bir yanlışlık yok. Bu da doğru. Aradan yıllar geçti ama ben televizyonda bugün zamanın eskitemediği tanıdık bir dizi izliyorum. Uzay Yolu. Şimdi açıklama yaptı. Tanıdık bir dizi izliyorum. Sonra da o dizinin adını açıkladı. Yani buraya 2 nokta konması gerekiyordu. Bir dizi dediği için bir dizi söylemiş. O yüzden noktayı koyabilir sonuna. Bu doğru. Fakat şurada 2 nokta olacaktı 4. cümlede. Cevap D. Altı çizili dizedeki anlam olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Hele bir kanatlansın ufuklar, hele bir içini çeksin orman. Arkadaşlar, burada orman kişileştirilmiş. Çünkü içini çekmek insana özgü bir özelliktir ve ormana vermiş. Yani kişileştirme yapılmış. Biz de şıklarda kişileştirme arayacağız. A. Uykulu rüzgar çok kez dağıttı yüreğime çöken acıyı, kederi hemen geldi. Uykulu rüzgar, uykulu olmak insana ait bir özellik. Burada rüzgara verilerek rüzgar kişileştirilmiş. O yüzden cevap A. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 1. Orhan Kemal, gecekonduda yaşayanların, hapishane insanlarının, çalışanların ve çocukların yaşamlarını taşımıştır öykülerine. Yanlışlık buradaymış. Yaşayanların değil, yaşayanların olacak. Yani buradaki bu I'da daralma olmaz. Cevap A. Bu dizelerle ilgili 1. Belli bir yerleşim bölgesine özgü ağız özellikleri taşımaktadır. 2. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. 3. Emredici anlatıma başvurulmuştur. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ben seni sevduğumu dünyalara bildirdim. En durdun kaşlarını babanım eldurdum. En dereye dereye al dereden taşları. Geçti bizden sevdaluk al cebimden taşları. Arkadaşlar, Karadeniz ağzı, o yüzden ağız özellikleri var. Evet, bunu alacağız. Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır. Göndergesel işlev bilgi veren işlev. Bu bir şiir, bilgi vermiyor. Bunu alamayız. Emredici anlatıma başvurmuştur. Evet, bakın, emir kipi al taşları al cebimden. Bunu da alacağız. Yani cevap D. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türetilirken ünlü kaybına uğramıştır? Arkadaşlar, eğer bunu yanlış yaptıysanız türetilirkeni gözden kaçırmışsınızdır ya da soruyu anlamadıysanız, hepsinde ünlü düşmesi var diyorsanız türetilirkene dikkat etmemişsinizdir. Çünkü bazen sadece çekim eki alırken de düşme olabilir. Bazen iki kelime birleşirken olur, bazen türetilirken. Şimdi bakalım gönlünü. Bakın, burada sadece bir çekim eki alırken, şu arada ü de yazayım, gönül. Bir çekim eki alırken düşme olmuş. Gönül, gönlünü, çekim ekleri bunlar. Hepsi tek tek göstermeyeyim. İlki, iyelik eki, kaynaştırma, belirtme eki. Şurada bir düşme olmuş. Fakat türetilirken değil. B. Ağzına aynı şekilde ağız, ağzı, ağzına aynı şekilde. Burada da gene türetilirken değil. Şunlar çekim ekleri. Çekim ekleri alırken düşme olmuş. Şu aradaki ı düşmüş. C. Nasıl? Burada birleşirken düşme olmuş. Ne ve asıl kelimeleri, iki kelime birleşirken düşme olmuş. Bunu da sormuyor. Bunları eleyelim. D'ye bakalım kaybettiğine. Bakın, burada kayıp ve etmek fiili birleşiyor. Burada da birleşme sırasında düşme oluyor. Bunu da sormuyor. Sıyrıklar geldi işte. Sıyırmaktan sıyrık. Ik yapım eki. Sıyırmak kökümüz, bakın, yapım eki alırken, yani türetilirken düşme olmuş. Yapım eki türemiş kelime yapar. O yüzden cevabımız E.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hiç kimse kendi yaşadığı sıkıntıları, dertleri bırakıp da başkasının dertleriyle, sıkıntılarıyla uğraşmıyorlar. Şimdi arkadaşlar, özne yükleme uyumsuzluğu var. Hiç kimse, burada çoğul eki yok. O yüzden burası da çoğul olamaz. Hiç kimse uğraşmıyorlar olmaz. Hiç kimse uğraşmıyor olur. Özne tekil, yüklem çoğul. O yüzden özne yükleme uyumsuzluğu var. Cevap B. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Edirne'deki Edirne özel isim, özel isimler büyük yazılır ve getirilen çekim eki kesme ile ayrılır. Burada da öyle. Selimiye Camisi, arkadaşlar köşk, han, hamam, anıt, cami kelimeleri özel isimdir. Büyük yazılır, getirilen çekim eki kesme ile ayrılır. Burada da öyle. Doğru yani. Tekirdağlılar. Şimdi arkadaşlar, özel isimleri getirilen yapım ekleri kesinlikle kesme ile ayrılmaz. Böyle kural var. Bullığı yapım ekidir. Kesme ile ayrılmamalıydı. Ayrıca yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri de ayrılmaz. Yani burada kesme işareti kullanılmamalıydı. Yazım yanlışı burada. 15. doğru yazılmış. Baş köşe doğru yazılmış. Çünkü baş kelimesiyle yapılan birleşik kelimeler daima bitişik yazılır. Cevap C. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 1. Eleştirilerime duygularımı katmamaya her zaman dikkat etmişimdir. Eleştirilerini duygularını katmıyorsa demek ki nesneldir. Çünkü duyguları katmamak nesnelliktir. 2. Eserdeki olumsuzlukların üzerinde fazla durmamam birçok yazarın hoşuna gidiyor. Olumsuzlukları anlatmıyormuş. Bu da yazarların hoşuna gidiyormuş. 3. Yazarlar bekledikleri olumlu değerlendirmeleri bulamadıkları için eleştirilerime sıcak bakmıyorlar. Olumlu değerlendirme yapmıyormuş. 4. Eleştirilerimde yazarla ilgili kişisel görüşlerimin eseri yorumlarken etkili olduğunu saklayamam. Öznel davranıyormuş. 5. Yazarların benim eleştirilerimi beğenmelerinin bir tek nedeni var. O da nesnellik. Arkadaşlar, bu da nesnellik, bir de nesnellik. O zaman 1 ve 5, yani cevap C. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? Ben bu çalışmalar sırasında ekstra bir gereksinmeye ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. Sen ne dersin? Şimdi arkadaşlar, gereksinme ihtiyaç demek, her ikisi de aynı anlama geliyor. Yani burada gereksiz sözcük kullanılmış, birini atmamız gerekiyor. Şu şekilde yapacağız. Ben bu çalışmalar sırasında ekstra bir gereksinmemiz olacağını düşünmüyorum. Sen ne dersin? Yani cevabımız E. Türkçe'de bazı birleşik eylemler at soylu bir sözcükle bir yardımcı eylemden oluşur. Örnek verelim. Mesela hissetmek. Bakın, bu hisle etmek yardımcı eyleminin birleşmesiyle oluşmuş. Ya da terk etmek. Bu da öyle. Bizden yardımcı eylem olmayanı istiyor. A. Olay çıkacağı belliydi ama işin buraya varacağını hiç kimse tahmin etmemişti. Tahmin etmek. At soylu tahmin etmek yardımcı eylem. B. Herkes konuşur ama çok azı sabreder. Sabır ve etmek burada da var. C. Buraya gelmenizi ben rica etmiştim. Yoksa yanlış mı anlaşıldı? Rica etmek burada da var. D. Biraz önce buradaydı. Birdenbire ortadan kayboldu. Kayıp olmak burada da var. E. Bu romanı uzun yıllar önce güçlükle özetleyebilmiştim. Arkadaşlar, burada yok. Burada kurallı birleşik eylem var. Ebilmekle yapılmış. O yüzden cevap E. Yukarıdakilerden hangileri halka zulüm karşısında ellerinden bir şey gelmediği duygusunu yenmeyi öğreten sanatçılardan sayılabilir? Kimi zaman sanatçılar sanatı bir varoluş mücadelesi olarak görmüş, toplumsal bir olay karşısında dikkat çekici bir davranışla tepkilerini ortaya koymuş ve insanlara hiç kimsenin zulüm karşısında çaresiz olmadığını öğretmişlerdir. 1. Victor Jara'nın bir ülkenin türkülerini yapanların yasalarını yapanlardan daha güçlü olduğunu söyleyerek müziğin dünya barışı için nedenli önemli olduğunu vurgulaması. Arkadaşlar, bunun halka zulüm karşısında ellerinden bir şey gelmediği duygusunu yenmeyi öğreten bir yönü yok ki. Burada bir ülkenin türkülerini yapanların yasalarını yapanlardan daha güçlü olduğunu göstermek için yapılmış. Yani bunu alamayız. 2. Keman sanatçısı Doktor Dijana Ahas'ın çatışmaların en ön cephelerinde bombalanmış yıkık okullar, karanlık yıkıntı halindeki hastanelerde çalarak insanları savaşa karşı birleştirmeye çalışması. İşte bunu alabiliriz. Bakın, savaş bir zulümdür. Buna karşı halka zulüm karşısında ellerinden bir şey gelmediği duygularını yenmeleri için bombalanmış o okulların ya da hastanelerin önünde
çalmaya gitmişler. Orada keman çalmaya gitmişler. Bu gösterebilir. 3. Vedran Samilovic'in tepkisini ortaya koymak için bir gün önce bombalanan opera binasının yıkıntıları üzerine oturarak favori şarkısı Albino'nun Adagio'sunu barış için müzik diyerek cellosuyla çalması. Burada da yine zulümdür savaş. Savaş sonunda ellerinden bir şey gelmediği duygusunu yenmeleri için cellosuyla en sevdiği, en favori şarkısını çalması da gene zulüm karşısında ellerinden bir şey gelmediği duygusunu yenmelerini öğretmeye yönelik bir davranış. O yüzden bunu da alacağız. Yani cevap D.